Zeyd bin Sane, Medineli Yahudilerdendi. Kendisi Yahudi din bilginiydi ve son derece zengindi. Tanınan bir kişilikti, saygınlığı olan bir zattı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle olan karşılaşmasını şimdi kendisinden dinleyelim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde onu yakından izledim. Konuşmalarına, hareketlerine, yüzüne çok dikkat ettim. Kutsal metinlerde bize bildirilen, geleceği haber verilmiş olan son peygamberde bulunması gereken tüm işaretler kendisinde vardı. Ancak iki özellik vardı ki henüz onları görme imkanı bulamamıştım. Bu iki özellik şunlardı. Yumuşaklılığı katılığın önündedir. Kendisine karşı cahilce davranılsa bile her insana affedicilikle karşılık verir. Bir gün ben bu iki özelliğini kendimce güya test etme imkanı aradım ve bu imkanı günün birinde buldum.'' Bu olay şöyle gelişti. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanında Hazreti Ali olduğu halde mescitten çıktı. O esnada köyden geldiği belli olan biri Hazreti Peygamber'in yanına geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, ben falan köydenim. Köylülerim İslam'a yeni girdiler." Ben onlara "İslama girerseniz rızkınız bollaşır." diye söylemiştim. Biliyorsunuz, bu yıl ciddi bir kıtlık yaşadılar. Ben bu insanların cahilce hareket ederek dinlerinden vazgeçmelerinden korkuyorum. Çünkü onlar maddi endişelerle dine girmişlerdi. Yine korkuyorum ki şimdi maddi endişelerle dinlerini terk edebilirler. Ey Efendimiz! Acaba onlara maddi bir yardımda bulunabilir misiniz? dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunan Hazreti Ali'ye dönerek keramallahu veçe bu insana verecek bir şeyimiz var mı diye sordu. Hazreti Ali ey Allah'ın Resulü bir şeyimiz kalmadı cevabını verdi. Ben kendi kendime işte fırsat bu fırsat dedim ve hemen şu teklifte bulundum yanlarına gittim henüz Müslüman değildim ve ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem falan kişinin bahçesindeki hurmaları şu fiyata ve şu zamana kadar bana satarsan ben de parasını hemen vereyim sen de o parayı işte bu adama verirsin diye verdim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu bahçe olacak veya o bahçe olacak şartına koşmazsan olabilir dedi. Ben de hemen kabul ettim. Bunun üzerine belli miktarda hurmayı, belli miktarda parayla, belli zamanda teslim almak üzere anlaştık. 80 altın verdim. Hazreti Peygamber bu altını hemen o gelen adama teslim etti. Şöyle buyurdu. Al bu parayı o köylülere eşitçe dağıt. Aradan bir zaman geçti. Sözleşmenin şartına göre alacağım mal için henüz üç gün süre vardı. Ama ben bilerek erkenden gittim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gün Medine'li birinin cenazesi için mezarlığa gitmişti. Kendisinin yanında Hazreti Ömer de vardı radiyallahu anh. Cenaze dönüşünde bir duvarın dibinde dinlenmek için oturacakken ben hemen peygamberimizin önüne dikildim. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem iki yakasından tutup şiddetle sarstım. Öfkeyle şöyle dedim. Hakkımı ödesene artık. Neden hakkımı vermiyorsun? Ben bunları söylerken korkudan olsa gerek Gayri ihtiyari gözüm Hazreti Ömer'e kaydı. Hazreti Ömer'in kızgınlıktan gözleri yuvasında dönüyordu. Bana sert sert bakıyordu, dayanamadı. Şöyle dedi: "Ey Allah'ın düşmanı! Allah'ın Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem ellerini çek. Sen onunla nasıl böyle konuşabiliyorsun? Vallahi Hazreti Peygamber müsaade etseydi seni şuracıkta öldürürdüm." Ben bu arada Hazreti Peygamber'e baktım. Onda bana kızgınlığın hiçbir göstergesi yoktu. Sakindi. Hatta tebessüm ediyordu. Biraz bekledikten sonra Hazreti Ömer'e şöyle buyurdu. Ey Ömer, bana da bu adama da farklı davranman gerekirdi. Bana şunu demeliydin. Ey Allah'ın Resulü. Evet, borcun henüz günü gelmedi ama zamanı gelmese de borcunuzu ödeyin demeliydin. Bu adama da alacağını güzelce istesen ya demen gerekirdi. Ey Ömer! Al bu adamı götür. Ona tüm borcunu öde. Ayrıca sen onu korkuttuğun için de yirmi sepet hurmayı fazladan ver. Gönlünü al, dedi. İşte böyle anlatıyor. Evet, Hazreti Ömer radıyallahu an Zeyd bin Sane'yi aldı, götürdü. Alacağı olan hurmaları verdi. Daha sonra da 20 sepet hurmayı fazladan teslim etti. Zeyd bunun üzerine şaşırarak "Ya Ömer, bu 20 sepet benim alacağımdan fazla. Sen bunu niye verdin ki?" dediğinde şöyle dedi: Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seni korkuttuğum için yirmi sepeti fazladan ödememi emretti. Bu fazlalık bundan dolayı dedi. Bütün bu olayları yaşayarak izleyen Zeyd, Hazreti Ömer'e sordu. Ey Ömer, sen beni tanıdın mı? Hazreti Ömer radıyallahu an hayır dedi. Ben Zeyd bin Sane'yim. Hazreti Ömer, şu Yahudi alimi olan Zeyd mi? diye sorunca Evet, işte o benim." dedi. Hazreti Ömer, "Peki sen neden Hazreti Peygambere sallallahu aleyhi ve sellem böyle cahil ve çirkince davrandın ki?" şöyle dedi. "Ey Ömer, ben Hazreti Peygamberi inceledim, takip ettim. Tevrat'ta yazılı olan bütün özelliklerin onda olduğunu zaten gördüm ama iki özelliğini henüz görmemiştim. Bu özellikler her türlü cahilliğe karşı yumuşaklığının devam etmesi ve affediciliğini yitirmemesiydi. Ben bu sıfatlarında onda olduğunu açıkça gördüm. Ey Ömer, şu andan itibaren Allahu Teala'yı Rab, İslam'ı din, Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak kabul ettim. Malımı da Allah yolunda tümünü bağışlayacağım. Hadi beraberce Resulullah'a gidelim. Bunu ona da haber verelim. Ve beraberce peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gittiler. Dedi ki: Ben çok zenginim. Malım çoktur. Şahit olun ki ben bütün malımı işte İslam'a bağışlıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin İslam'la şereflenmesine çok sevindi. Ve o zat da geri kalan ömrünü samimi bir mümin olarak geçirdi. Tertemiz bir hayat sürdü. Peygamberimizin dizinin dibinden mümkün olduğunca ayrılmadı. Tebük dönüşü yolda vefat etti. O vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet. Bağışlanmaları için duada bulun. Umuma ait işlerde onlara danış. Artık kararını verdiğin zamanda Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine tevekkül edenleri sever. Acaba biz bir Müslüman olarak bu ahlaka sahip miyiz? Kazanabiliyor muyuz insanları? Acaba İslam korkusu olan nefislerini yenememiş kardeşlerimize korkularını yenmelerine yardımcı olabiliyor muyuz? Yoksa zaten güzel dinimize mesafeli olanların mesafelerini daha da mı uzatıyoruz? Acaba bir ticari menfaatimiz olduğunda dini hassasiyetlerimizi bir anda unutabiliyor muyuz? Dinimiz gerekirse menfaatimizi terk etmemizi emrederse acaba bugün kaçta kaçımız samimi bir mümin olarak kalabiliriz? İşte bu sorunun muhatabı hepimiziz kardeşlerim. Hilm, yumuşak huyluluk Allah Resulüne verilmiş bir altın anahtar gibiydi. Kendisi bu anahtarla pek çok gönlü açtı ve onlara taht kurdu. Eğer bu özelliği olmasaydı ayette buyrulduğu gibi pek çok hazımsız gönül bir kısım sertliklerle karşılaşacak ve şimdi olduğunun aksine kimileri İslam'dan daha da soğuyacak, cephe açacak ya da uzaklaşacaktı. Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hilmiyle bütün bunların önü alınmış oldu. Kardeşlerim, eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaba, bağıran, çağıran, haşin olsaydı ki asla değildi etrafında bulunanların çoğu dağılıp gidebilirdi ama müşrikler onun yumuşak huylu olmasından nezaketine hayran kaldılar kardeşlerim insanlara merhamet etmeyene Allah celle celaluhu merhamet etmez buyruluyor merhamet etmeyene merhamet edilmez buyruluyor hadisi şeriflerdi hiçbir suçlu birine vermiş olduğu zarardan veya suçunun karşılığı olarak kanunda ona gösterilen cezadan fazlasıyla cezalandırılmaz değil mi? Bu zulümdür. O zaman buna karşılık haksızlığa uğrayan taraf suçluyu bağışladığı takdirde onu mükafatlandırmak Allah'a düşer buyruğunu unutmayacağız. Affedici olacağız.'' affetmek, güzel dinimizde bütün faziletlerin temelini teşkil ediyor ve takvaya en yakın meziyettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lütfen hatırlayalım, kendisinin mübarek dışını kıranlara, güzel mübarek başını yaranlara karşı bile müsamahalı davrandı. Mekke'nin fethinden sonra durumlarının ne olacağını merak ettiler Mekkeliler. Çünkü kendisini yurdundan, yuvasından mahzun yaşlı gözlerle çıkarmışlardı. Eyvah dediler. Şimdi Mekke fethedildi bize neler yapılacak neler? Ama beklemedikleri bir şey oldu. Gidiniz. Hepiniz serbestsiniz buyurdu. Ebu Süfyan en önemli düşmanlardandı. Onu affetti. Müslüman olması için gönlünü yumuşatmaya çalıştı. Ciğerinin parçası olan amcasının katili Vahşi'yi ve Ebu Cehil'in oğlu İkrem'i de affetti. Daha bunlar gibi nicelerini affederek bağrına bastı. İşledikleri daha nice kötülüklerden dolayı onlarla alay etmedi. Onların karşısına sen daha önce böyleydin şunu yapmıştın demedi.'' Ey kardeşlerim ben bu cümleleri kurarken kendim düşüneyim siz de dinlerken düşünün kendi kendinize kurgulayın kafanızda İnsanların kusurlarını yüzlerine vurmayan bir peygamberin ümmetiyiz sallallahu aleyhi ve sellem peki biz bugün bu haslette miyiz Yaptıkları hatalardan dolayı insanları suçlayarak toplum nazarında hor, hakir gören, küçük düşürmek isteyen Müslümanlar mıyız yoksa değil miyiz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısına bazen kimler çıkıyordu? Nerede nasıl davranacağını bilmeyen insanlar, kaba, sabah hareket eden insanlar, hatta hakaret edenler oluyordu. Kendisi parmağını indirip kaldırsaydı yüz kılıç birden o adamın, o kişinin üzerine iner miydi? Evet. Ancak öyle kaba sabah hareketler geldi, neler söylendi? Hepsini cahilliklerine verdi ve hilim ile mukabelede bulundu. Kardeşler, öyle ki bugün hemen nefsimiz bize şunu söylüyor. E biz peygamber değiliz ki. Peygamber olmadığımız için elbette çoğu yerde böyle davranamayız. Evet peygamber değiliz ve son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Bizim alacağımız nasihat şudur. Ne kadar kendisine benzersek Allahu alem ahiretimiz o kadar mamur olur, güzelleşir. Buhari ve Müslim'de geçen bir rivayet var. Zülhuveyse'ra adında birisi bir gün peygamberimizin yanına geldi sallallahu aleyhi ve sellem. O esnada peygamberimiz ganimet malları kendisine gelmiş, onları taksim ediyor herkese. Ne dedi biliyor musunuz bu kişi? Karşısında peygamber var. Küstahça geldi, ya Muhammed biraz adaletli ol dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Haşa. Bu söz bizden birisine söylenmiş olsaydı Zannediyorum o anda bir kalp krizi mi geçirirdik? Damarlarımızda artık kan donar mıydı? Direkt olarak karşımızdaki insana şiddet mi gösterirdik? Oysa biz hakikaten adaletsizlik de etmiş olabiliriz. Çünkü ne dedik? Peygamber değiliz. Ama lütfen dikkat edin. Kendisine bu sözlerin söylendiği zat sallallahu aleyhi ve sellem zaten görevi, Dünyaya adaleti getirmek bununla memur edilmiş bir peygamber. Bak şimdi. Adaletli ol dendi. O sırada Hazreti Ömer var yine radiyallahu. Anh. Kendisinin buna benzer terbiyesizliklere karşı nasıl mukabelede bulunabileceğini biliyoruz. Hemen kükredi. Bırakın beni. Şu münafığın başını alı vereyim deyince sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hemen kendisini sakinleştirdi, reddetti yapacağını ve o adama döndü sadece şunu söyledi. Yazık sana! Eğer ben de adil olmazsam başka kim adil olabilir ki? Hem Buhari'de hem Müslim'de geçiyor. Bunu niye sizlerle paylaştım? Kardeşim, her birimizin hayatında karşılaştığımız bazı haksızlıklar var. İş yerinde var, aile içinde var, akrabalar içinde var, sokakta, tramvayda, hayatımızın her alanında küçük veya büyük ölçekli olmak üzere bize karşı yapılanlar var. Neden affetme yolunu seçmiyoruz?'' neden acaba kendimize hakim olamıyoruz? Biz Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın ardından gitmeliyiz. Değerli kardeşlerim, lütfen bundan sonraki hayatımıza çok fazla değer vermediğimiz, önemsemediğimiz şu yumuşak huylu olmanın, kabalığın, katılığın üzerimizden gitmesinin ne kadar önemli olduğunu ve bize karşı yapılan yanlışlara karşı affedici olmanın ne büyük bir nimet olduğunu anlayalım. Şeytan da zaten o anlarda devreye giriyor. Sana bunu nasıl söyler? Bak ne yaptı, şunu dedi. Komşun böyle anlattı. Seni şöyle kandırdı. İnsanın iki tane tepkisi var. Bir tanesi kendisini yapılan haksızlığa karşı cevap vermek misliyle. Bir de acımak. Bilmiyor. Cahilliğinden yaptı demek. Bunu hayatımıza alabilir miyiz? En azından deneyebilir miyiz? Küçük tefek şeyleri belki altı ay bir sene sonra hatırlasak ya ne kadar saçma sapan bir şeye kafayı yormuşum deyip geçeceğimiz onca şey var. Bundan sonra inşallah onları düşünelim. Nasıl ki Zeyd bin Sane Efendimiz aleyhisselatu vesselamın o iki özelliğini duydu, gördü. O zaman kendi lisanıyla söylüyorum. Test edebilme imkanı buldu. Bizim artık hiçbir teste ihtiyacımız yok. Her şey ortada. Söylenenler ortada, yapılanlar ortada. Bize sadece Peygamber Efendimizin Aleyhissalatu vesselam yolundan gitmek düşüyor. Ne olur sokakta şu şu hareketleri yapan bir insanı gördünüz şu şu kılıktaki insanı gördünüz. Onu kınamayınız. Yaptığını kınayınız. Ve bu insanın içtiği o içkiyi bırakmasına ben nasıl vesile olabilirim? Bu kardeşimizin güzelce örtülmesine veya örtünmüş ama hiç örtülü insanlara yakışmayan hal ve hareketleri var. Onu kırmadan, incitmeden ama düzgün bir lisanla nasıl tebliğ edebilirim bunun derdinde olmamız lazım. Bankada faizli muameleler içerisinde olan, fuhuş girdabı içerisinde boğulmak üzere olan, uyuşturucu müptelası olmuş veya sık sık dedikodu gıybet eden kardeşlerimiz var. Bunlara sadece vay şunlar bunlar diye laf atmak, kınamak değil, elden bir şey geliyor mu tebliğ için bunu düşünmeliyiz. Ve unutmayalım, en önemli tebliğ de ilk olarak ailemizde, etrafımızda kimler varsa komşularımızla, çalıştığımız arkadaşlarımızla olan tebliğidir. Derler ya, herkes kendi evinin önündeki çöpleri temizlese her taraf tertemiz olur diye. Allahu Teala'dan niyazımız nasıl insanlara davranmamız gerekiyorsa kendisi razı olacaksa o şekilde davranmayı cümlemize nasip buyursun. Rabbimiz Celle Celaluhu'ndan yine niyaz ediyoruz ki, nefsimizle bizleri baş başa bırakmasın, ayağımızı dini üzerinde sabit kılsın, çaymaktan, kaymaktan, yalan söylemekten, büyük günahlara girmekten, gıybet etmekten, hatta şüphelileri hiç umursamadan hareket etmek yerine, ya bunlar şüpheli uzakta durmakta fayda var diyenlerden eylesin. Sürçili isan ettik, affola. Bir başka programda buluşmak ümidiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Elhamdülillah ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve nebiyyine